Değerli seyirciler, sevgili yönetmenim Murat Çelik'le geçenlerde biraz vaktimiz vardı. İstanbul dışında bir yerdeydik. İnternete girdik ve internette dolaşmaya başladık. Birdenbire aman dedi, harika dedi. Hayrola Murat nedir dedim. Bak şimdi dinle dedi. Bir de baktım ki Tarzan eskiden böyle Tarzan geliyor, Tarzan geliyor diye o muhteşem büyük film yıldızının ve aynı zamanda da büyük olimpiyat şampiyonunun görüntülerini göstermeye başladı bana. Gerçekten son derece önemli bir büyük şampiyon olarak ve sadece olimpiyat şampiyonu değil aynı zamanda da bir film yıldızı olarak Tarzan lakaplı Johnny Weissmüller bize güzel bir ışık açmış ve önümüzdeki görüntüleri e, bizim programa almaya karar vermiştik. Aklımızdan Tarzan programı geçirdik ama bir yerde de endişelendim. Çünkü sevgili kardeşim Zafer Akyol ve yine değerli kardeşim Atilla Gökçe e, çok güzel bir olimpiyat programı yapıyorlar ve Güzel Zamanlar isimli bu programda olimpiyatlarla ilgili en ufak detaylara dahi giriyorlar. Ama sadece olimpiyat değil Tarzan'la ilgili benim de Gazetecilik anılarım var. 1972 yılında kendisini münihte yakalamış ve böylece Münih Olimpiyatları'nın en önemli kahramanlarından biriyle röportaj yapma imkanını bulmuştuk. Nasıl bulduk? E, o zamanlar böyle en önemli kişiler olimpiyatlara geliyor, yakalıyoruz, e, onların özelliklerini alıyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz, gazetemize gönderiyoruz. Ben hem TRT'de görevliydim. TRT'de bütün boks maçlarını anlatıyordum ve bu arada açılış ve e, kapanışı da yine ben yaptım. O da benim için ilk olimpiyatlarımın adeta bir e, onur belgesiydi. Ve boksları da anlatırken tabii ki ki arkadaşlarımla beraber de koşuşturuyorduk, e, çeşitli kişilerin peşine gidiyorduk ve e, 1972 yılında eski şampiyonlar Muhammed Ali'ler veya bir başka isim yine Jess Owens'lar kim varsa hepsiyle birlikte röportajlar yapıyorduk. Tarzan da tabii ki ilgimizi çekti. Çünkü sevgili seyirciler Tarzan 1924 ve 28 olimpiyatlarında 24 Paris olimpiyatları 28 ise Amsterdam olimpiyatlarında tam 5 altın madalya kazandı. Birinci olimpiyatta 3 altın madalya aldı. Hemen sizlere onu ee, şurada özetleyeyim. 1924'te 100 metre, 400 metre, 4 çarpı 200 bayrakta 3 altın birden olacak şey değil. Ve 1928'e geldiğimizde 100 metre serbestte 4-200 bayrakta 2 altın madalya daha kazanır. Ve bu arada madalyalara da doymaz Amerika su topu milli takımına da aldılar kendisini ve orada da bir bronz alır. 1.94 boyunda son derece yakışıklı, iri yarı, muhteşem bir vücut, çok da atletik tabii kolay değil. Amerikan Milli Takımında yüzüp de bu kadar e, madalya almak, bu kadar altına doymamak son derece önemli. Sadece bu da değil sevgili seyirciler. 67 dünya şampiyonluğunun sahibidir Johnny Weissmüller. Sevgili seyirciler, bu büyük bir şampiyon. Büyük şampiyon nereden gelmiş? Merak ettiniz tabii. Evet ismi Johnny Weissmüller ama Amerikan ismi değil Weissmüller Almanca bildiğiniz gibi. Onun da daha değişik tarafı var. Bunlar bir Roman aile. Romanyalı fakir bir aile. Önce Macaristan'a giderler. Macaristan'a göç ettikten sonra da aile bu defa Avusturya'ya gelir. 2 Haziran 1904'te Avusturya'da dünyaya gelen Weissmüller Baba Petrus, Macarlardan son derece memnun kaldığı için oğlunun ismini Janos olarak koyar. Ama soyadını da Weissmüller alarak hem Macar hem de Avusturya ismiyle oğlunu diyelim ki dünyaya getirdikten sonra nüfusa geçirir. Ardından aile orada da kalamaz, Amerika'ya göçerler. 1.94 boyunda atletik yapılı bir genç tabii ki Amerika'da bütün sporla ilgilenenlerin dikkatini çekecektir. Nitekim öyle olur. Kendisini Weissmüller genç yaşta yüzme havuzlarında bulur. Muhteşem bir yüzücüdür. Biraz önce de sizlere belirttiğim gibi yüzmenin birçok dalında 1924 Olimpiyatlarına götürülür Paris Olimpiyatlarına ve 28'de de muhteşem sonuçlara ulaştıktan sonra. Tarihe bol altın madalyalı ve bol dünya rekoru sahipli bir yüzücü olarak geçer. Ama şimdi iş başka. Amerika'da böyle büyük yıldızları mutlaka daha fazla kişilere ulaştırmak ve para kazanmak fikri çok yaygındır. Ekonominin bir başka yoludur. Gördüğünüz film yıldızları e, çeşitli yerlerden gelmişlerdir, çeşitli kabiliyetlerle ortaya çıkmışlardır ama. Hepsinin altında bazı değişik kökenler vardır. Hele hele olimpiyat madalyalı birisi bir yüzme e, ustası olarak gelince Hollywood'da senaryolar çalışmaya başlar. Hollywood'daki senaryolar nasıl çalışmaya başlar? Senaryo demişken hemen aklıma geldi. E, değerli bir gazeteci kardeşimiz vardır. Burhan Ayeri. Ekran polisi başlığıyla gazetelerde uzun yıllardan beri yazılar yazmaktadır. E, bana bir gün dedi ki e, filmler dedim ne kadar çok birbirine benziyor dedim. Bu bizim diziler, filmler, şunlar bunlar. E dedi ki zaten dünya üzerinde en fazla 700'e yakın senaryo yazılmıştır dedi. Bu senaryoların büyük bölümü birbirinden kopyadır. Ülkesine göre uyarlanır ve böylece büyük seyirci kitlelerine ulaşılır dedi. E, şimdi Amerika'da ne yapıyorlar? Amerika'da Johnny Weissmiller için bir film düşünülüyor. Boylu poslu Dev bir kişi ne yapar, ne eder? Kendisini Afrika'da ormanlarda iyi niyetli bir adam herkesin yardımına koşan bir kişi olarak bir senaryo düzenliyorlar. Yanına bir bayan konuyor. O onun eşi oluyor. Tarzan'ın eşi oluyor. Ee, bayanın ismi Jane. Ve bir de Chita isimli maymun var. Chita isimli maymun da o kadar zeki bir hayvan ki hepsini biz seyrettik. Orta yaş ve orta yaş üstü çok iyi bilirler Tarzan filmlerini. O filmin başrol oyuncularından birisidir. Çok büyük rol keser. İlk yedi film büyük ilgi uyandırır. O büyük ilgi uyandıran filmin yedincisinde veya sekizincisinde bu defa Tarzan yani John Miller film icabı bir evlat sahibi olur. Böylece aile dört kişi olarak Afrika ormanlarında hayvanlara, kabilelere herkese yardım üstüne yardım yapar. Uzun filmler çekilir. İlk e, film 12 dizidir. 12'den sonra başka filmler de yapılmıştır ve bu yapılan filmlerin artık bir bölümünde Jonny Weissbüler yer almamaktadır. Çünkü son derece güçtür bu iş. Ormandaki o dev ağaçlardan bir diğerine karısı Jane'i kucağına veya omzuna alır. Tarzan'ın ayaklarından birine de maymun çita sarılmıştır ve büyük sazlardan yapılan iplerle bir daldan bir dala, ağaçlardan ağaçlara uzun mesafeler yapılır ve yardım edilecek kişilerin veya hayvanların yanına hemen ulaşılır. Yani klasik olarak Tarzan Afrika'da yardımsever bir varlıktır. Tarzan filmleri o kadar tuttu ki bütün sinemalar kapalı gişe oynuyordu. Tabii ki bu durumda senaristler de artık değişik hikayeler yapmak zorundaydılar. Devamlı Afrika, ağaçlar, Afrika ağaçlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde Tarzan filmleri yapıldı. Mesela Tarzan'ı New York'a dahi getirdiler. Tarzan New York'ta diye bir film vardır. O bakımdan dünyanın ilgisini çeken bu filmler Tarzan Biraz önce de belirttiğim gibi yaşlanınca, yorulunca başka Tarzanlar tarafından çekilmeye başlandı. Çok uzun süre Tarzan filmleri yapıldı. En önemli aktrisler ve aktörler e, Johnny Weissmuller'in yolundan gittiler ve e, film dünyasına çok çok büyük paralar kazandırdılar. Kimlerle oynadı? Johnny Weissmuller isim malum, eşi Moren O. Sullivan, oğlu ise Johnny Skyfile. Ee, Baby diye yer alırdı o da e, filmlerde. Bu arada tabii ki Tarzan'dan bahsederken tekrar 1972 Mini Olimpiyatlarına dönmek istiyorum. 1972 Mini Olimpiyatlarında biz Tarzan'ı gördükten sonra Necmi Tanyolaç abimiz rahmetli e, spor müdürümüz ve Almanya temsilcimiz Doğan Pürsün aklımızdan bir şeyler geçti. Ne yapalım, ne edelim? Tabii Halit Kıvanç ağabeyimiz de ee, bu işe hemen girdi. O da bizim Tercüman Gazetesi'nin ekibi olarak Almanya'da bulunuyordu. Tarzan'ı ne yapalım? Türkiye'ye davet edelim. Bu fikri kendisini açtık. Hayır demedi. Ama 1972 yılından itibaren 3 yıl daha beklememiz gerekiyordu. 1975'te Johnny Weissmiller ve ailesi Tercüman Gazetesi'nin konuğu olarak Türkiye'ye şeref verdiler. Maria Brock ve eşi Heidi Elizabeth kızı 3 kişilik bir aile olarak Türkiye'ye geldiler. Biz aileyi havaalanında karşıladık. Müessese müdürümüz Bülent Özcan abimiz rahmetli emekli albay. Taylan Uygur kardeşim şu anda spor yazarlığı sürdüren avukat Taylan Uygur. Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi. Üçümüz onları karşıladık. Aileyi karşıladıktan sonra İstanbul'un en önemli otellerinden birinde onları misafir ettik. Çeşitli boğaz turları yapıldı. Çeşitli eğlencelere katıldılar. Çok güzel günler geçirdiler. Bununla da kalmadık. Bir gün eşimle birlikte Tarzan'ı adalarda dolaştırdık. Önce Burgaz'a gittik. Burgaz Adası'nda çok çok memnun oldu. Burgaz Adası'nda yüzme kulübünü ziyaret ettik kendisinin hayranlarıyla çeşitli pozlar verildi, fotoğraflar çekildi ve ardından diğer adaları dolaştık. İşte Knalı Ada, Büyük Ada ve Cengiz Tokgöz isimli değerli bir kardeşimiz, Türk voleybolünün en büyük otoritelerinden birisi Cengiz Tokgöz Fenerbahçe'de bir gece hazırlamıştı. Fenerbahçe'nin yazlık lokalinde Başkan Faruk Ilgaz abimiz de oradaydı. Kendisini rahmetle anıyorum. Çok değerli bir kişiydi. Fenerbahçe'ye çok çok da büyük başarılar sağlatmış, çok önemli bir başkandı. Onun da bulunduğu yerde, oraya geldik ve Tarzan'ı şeref konuğu olarak karşıladılar. Yarışmalar yapılıyor. Orada kendisine bir futbol topu kazandırıldı. Ardından da otele abdet ettik. Pek de fazla kalamadık çünkü... Bir gün sonra Kapadokya seyahatimiz vardı. Peribacalarını göreceklerdi. Özellikle eşi e, bu konuda bilgi sahibiydi. E, Tarzan'ın kızı gelmedi ama Johnny Weissmüller ve eşi hep birlikte e, Kayseri, Kapadokya, e, Peribacaları, bütün o Anadolu'nun o bölgelerini gezdik. En azından 4-5 günlük bir turdan sonra, e, çeşitli yerleri ziyaret ettikten sonra... İstanbul'a döndük ve daha sonra da Amerika'ya uğurladık. Ama Tarzan'la bir başka ilgi çekici anım var ki onu da şimdi sizlere burada belirtmek istiyorum. 1975'te Tarzan'ın İstanbul'a geldiği ilk günlerde bir büyük otelde İstanbul'un Gümüşsuyu semtinde o muhtenal semtte gürültüden geçilmiyor. Bir de ne görelim Süleyman Demirel gelmez mi? Ama gürültünün sebebi şu. Tezahürat, alkış. Bir ara seçimler yapıldı ve rahmetli Bülent Ecevit'i mağlup etti Süleyman Demirel. Ve rahmetli Süleyman Demirel diyeceğiz tabii. Beşte beş yaptı. Bütün bu ara seçimlerde beş milletvekili seçimi yapılacaktı. Beşini de Süleyman Demirel kazandı ve tekrar başbakan olarak ülkenin başına geçti. O esnada biz otele girerken bu büyük gürültü arasında Süleyman Demirel'in de içeriye girdiğini gördüm. Ve aynı koridorlarda karşı karşıya gelmez miyiz? Baktım çok uzakta Süleyman Demirel. Hemen Tarzan'a dedim ki prime minister geliyor dedim. Ziyaret edelim dedim. Şeref duyarım dedi. Süleyman Bey'in yanında kurmayları şimdi hemen soldan itibaren okumaya başlıyorum. Hepsini de rahmetle anıyorum. Nazmi Akbacı. Ee, Hüseyin Erkmen, Orhan Cemal Fersoy, Süleyman Demirel ve Sıtkı Yırcalı. Ve bunların arasında ben görülüyorum, Orhan Ayhan, solda Johnny Weissmüller, sağda da Süleyman Demirel. Ee, tabii Süleyman Bey gayet güzel İngilizce konuşuyordu. Kendisine iltifatlarda bulundu ve böylece oradan e, Tarzan adına verilen toplantıya girdik. Süleyman Bey de ile birlikte planlarını yapmaya başladı. Sevgili seyirciler, Tarzan'la ilgili film yani beyaz perde bölümünü burada sona erdirelim ve tekrar mavi sulara doğru dönelim. Evet, 1924 Paris Olimpiyatlarında e, gazetecilerin büyük bir ilgisiyle karşı karşıya kalındı. Bin gazeteci geldi. 1924'te Paris'e ve aynı zamanda Muazzam bir sıcak gündü, daha doğrusu sıcak günlerdi. Öyle enteresan bir mevsimdi. 1924 Paris Olimpiyatları aslında Amsterdam'da yapılacaktı. Fakat olimpiyatların kurucusu Fransız Baron de Coubert'in bu fikrinin meydana gelmesinin tam 30. yılıydı. O bakımdan 24 Paris'e alındı, 28 Amsterdam'a alındı. Ve 1924 Paris Olimpiyatları'nda e, hatırlayacaksınız, e, daha doğrusu e, Orta Yaşlılar çok çok iyi bilir, Cumhuriyet'in Türk Milli Takımı e, ilk defa katıldı ve büyük ilgi gördü. Tribünler ayakta alkışladılar Türkiye'yi çünkü zafer kazanmış ve hürriyetini elde etmiş bir ülkenin gencecik sporcularıydı. Dolayısıyla Türkiye'nin 1924 Paris Olimpiyatları'na katılması sadece Avrupa'da değil, ...dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Değerli seyirciler bu arada ilk olimpiyatlardan da şöyle sizlere bir ufak bilgi vermek istiyorum. Ee, önce 1896 Atina sonra 1900 Paris, 1904 San Luis olimpiyatlarına katılmadık. Onu hemen belirtelim. İtalya'nın mali durumunun bozulması nedeniyle Roma'dan Londra'ya alınmıştı. Buraya Galatasaray Lisesi öğrencisi, Kurtuluş Gençlik Kulübü sporcusu... Rum asıllı Osmanlı Aleko Mulos, jimnastikte katıldı fakat başarılı olamadı. 1912'de bu defa Stockholm yaz olimpiyatlarına iki Ermeni e, asıllı vatandaşımız e, Osmanlı e, adına katıldı ve Mıgırdiç Mıgıryan Bahram Haret Papazyan olimpiyatlara katılma mücadelelerini başladılar ama mali sıkıntılar kendini e, ortaya iyice koyuyordu e, ve büyük yönetici Selim Sırrı Tarcan gazetelere ilan verdi. Olimpiyatlara e, sporcu göndermemiz için fakat oradan da para elde edilemedi. Ermeni Ardabas Kulübü Arnavutköy'deki Rum Tiyatrosu'nda e, bir e, tiyatro gecesi e, hazırladı ve hatta o tiyatro gecesine yardım için gelenler arasında Osmanlı Hanedanı'ndan kişiler de vardı. Fedakar Gemici isimli oyun oynandı ve gerekli para sağlandı. Ama iş bununla bitmedi. Mıgırdiş Mıgıryan 1912'de Stockholm yaz olimpiyatlarında Türk bayrağını görmeyince isyan etti. Elçimize gitti. Büyükelçimiz Ahmet Bey durumu düzeltti. Eşiyle birlikte bayrak hazırladılar. Mıgırdiş de bunlara yardım etti. Türk bayraklarıyla e, sporcularımız olimpiyatlara katıldılar. Mıgırdiş Mıgıryan e, Olimpiyat onur kütüğüne adını yazdıran ilk ve son Osmanlı sporcusu oldu. Çünkü dekatlon, pentatlon, disk atma gülle atma yarışlarında yedinci oldu. Fakat diğer e, yine Ermeni vatandaşı ise Bahram Haret Papazyan herhangi bir başarıya e, ulaşamadı. Tarzan 1924 Paris Olimpiyatlarında 100, 400 ve 4x200'de altı madalya kazanırken bizimkiler ne yapıyordu? O konuda da sizlere mutlaka bir bilgi vermek mecburiyetindeyim tabii. Atletizm, bisiklet, halter, eskrim ve futbol dalında katıldık. 40 kişiyle katıldık. 40 sporcuyla gittik Paris'e. İlgi ee, ilgi çekicidir. Ee, futbol takımımız bir gemiyle gitti Fransa'ya. Bütün antrenmanlarını gemide yaptı. Onun dışında hemen size bazı bilgiler vereyim. Atletizmde Ömer Besim Koşalay, Rauf Hasası Şekip Engineri, Bayrak Milli Takımı Şekip Engineri Hüseyin Tarık, Sait Odyak ve Rauf hasasından kuruluydu. İlk turdaki seçmelerde bütün atletler elendi. Ve Türkiye'de tabii ki daha yeniydi o sıralarda bu olimpik sporlar ilk defa katıldığımız bir yerdi. Bisiklette ise Cavit Cav, Raif Bey ve Fahri Canbaz katıldılar. Onlar da dereceye gelemedi. Ama e, olimpiyatların kurucusu Baron de Coubertin, önemli olan Olimpiyatlarda dereceye girmek değil, önemli olan Olimpiyatlara katılmaktır diyerek kaybedenlere de bir onur köşesi açmıştı. Gelelim diğer oyuncularımıza, diğer sporcularımıza. Cemal Erçman, Cemal Erçman tüy siklette Gülleci Cemal ismiyle Türkiye'de ün yapmış. Dünyanın sayılı sayılı ağır kaldırıcıları arasındaydı. Ama kolundaki sakatlığa rağmen toplamda 345 kilo ile 39 halterci arasında 12. oldu. Aslında altın madalyayı rahatça kazanabilirdi. Fakat e, müsabakalardan birkaç gün önce e, yay çekme e, esprisiyle birlikte ben işte yayı şöyle çekerim şunu yaparım bunu yaparım diye muazzam e, kendini zorladı. Olağanüstü e, ...alkışlarla karşı karşıya kaldı. Fakat adeleleri tutuldu, kolu sakatlandı. Böylece e, bu en kötü haliyle dahi Gülleci Cemal 12. oldu. Ve Eskirim, bakın 1924'te Eskirim dalında Fuat Balkan, Beşiktaş kurucusu. O da dereceye giremedi. Amirli futbol takımımız Çekoslovakya ye 5-2 yenilerek elendi... Takımımızın gollerini Bekir Refet attı. Ee, hemen milli takımda Kaleden Edim Kaleci, Kadri Göktulga, Ali Gencay, Cafer Çağatay, İsmet Ulu, Nihat Bektik, Mehmet Leblebi, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Bekir Refet ve Bedri Gürsoy vardı. Yedekler ise Hamit Akbay, Hamit Aslan Okçu, İbrahim Kelle, Kemal Rıfat Kalpakçoğlu, Sabih Arca, Kamil Rona ve Kemal Ruhi yer aldılar. Hepsini rahmetle anıyoruz. Tabii ki bu sporcuların arasında e, mutlaka e, atasporu e, güreşimizin güreşçileri de yer alacaktı. Hemen onları da söylemek isterim. Masarçakın Çakın, Fuat Akbaş, Tayyar Yalaz, Dürrü Sade ve Seyfi Cenap Berksoy. Bazıları katılmadılar, bazıları sakatlıkları nedeniyle dereceye giremediler. E, ve bu ilk olimpiyat tecrübesini böylece kapamış olduk. Ve sıra 1928'e geldi. 1928'de e, yine belirttiğim gibi Tarzan iki altın madalya daha aldı birincisinde 3 altın 24'te 3 altın 28 Amsterdam Olimpiyatlarında ise 2 altın daha aldı onları da hemen sizlere belirtmek isterim 100 metre e, ve serbeste 4200 Bayrak'ta bir de Amerika Milli takımı su topunda yer aldı John Weissmuller orada da bir bronz aldı. Yani demek oluyor ki üst üste iki olimpiyatlarda 67 rekor kırdı. 67 dünya rekoru kırdı, olimpiyat rekoru kırdı. Ve 5 altın madalya, 1 de bronz madalya kazandı. Programımızın sonuna geldik ama 28'de neler yapmışız? 1928'de sporcularımızın katıldıkları, e, branşları ve isimlerini de verdikten sonra size veda edeceğim. 1928 Amsterdam Olimpiyatlarına da yine 40 sporcuyla katıldık. Hemen branşlar şöyle atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güreş ve halter. Hemen sizlere isimleri vermek isterim. Atletizmde Mehmet Ali Aybar, Semih Türkdoğan, Çinasi Şahin Giray, Ömer Besim Koşalay ve bunlar 5. Üçüncü, üçüncü ama seri sonlarında dereceye girdikleri için e, herhangi bir madalya e, elde edemediler. Bisiklette ise Cavit Çav Galip Cav, Bayrak Milli Takımı. Serilerinde üçüncülük, beşincilik, altıncılık var. Fakat bunlar bronz madalya yetmiyor. Eskrim'de ise Fuat Balkan, Muhittin Okyavuz, Enver Balkan ve Muhittin Okyavuz. Bir de kılıçta Nami Yayak var. Futbolda A milli takımı bu defa kalede Ulviyen Al, Kadri Göktulga Burhan'a Burhan Atak, Nihat Bektik, İsmet Ulu, Cevaz Seyit, Mehmet Leblebi, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Bekir Refet, Muhlis Beykoğlu ve yedekler Osman Kaptan, Bedri Gürsoy, Kemal Faruki, Latif Yalınlı, Şükrü Erkuş, Sabih Arca, Baron Fevzi, Nafiz Orhun ve İzmirli Şevki. Milli takımımız ilk maçında Mısır'a 7-1 mağlup oldu. Ve tek golümüzü 81. dakikada Bekir Refet attı. Evet değerli seyirciler, Tarzan'dan yola çıktık. Tarzan yani meşhur film yıldızı, meşhur Olimpiyat yıldızı Johnny Weissmuller, 1924 ve 1928 Olimpiyatlarında katılan rahmetli sporcularımızı da andık ve böylece programımız sona erdi. Tekrar veda ediyorum, hoşçakalın, iyi günler.